Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Sizlere az malzeme çok lezzet bir tarifim var. Ankara tava. Tariflerimizin devamını izlemek ve bizi takip edebilmek için abone olup paylaşımlarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yemeğimizi hazırlamak için şöyle 4 adet kuzu inciğim var. 2 su bardağı dolusu arpa şehriye, bir büyükçe kuru soğan, sıvı yağ ve tuz kullanacağız. Onların miktarını ben yemeği hazırlarken söyleyeceğim size. Bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı kullanacağız. Tavamızı yapmaya başlayalım. Genişçe bir tencerenin içine 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Yağımı biraz kızdırdım. Şimdi inciklerimi bu yağda biraz soteleyeceğim. Şöyle üzerine ilave edelim yağımızı. Bu yağda rengi değişene kadar inciklerimi soteleyeceğim. Rengi dönen etlerin üzerine şimdi soğanları ilave edeceğim. Biraz da böyle soğanlarla beraber kavuracağım. Yemeklik doğradığım soğanları da etlerimle beraber kavurdum. Şimdi etlerimin üzerine geçecek şekilde su ilave ediyorum. Şöyle suyunu ilave ediyorum. Tam olarak etlerimizin üzerine geçecek kadar. Yarım yemek kaşığından biraz fazla da tuzum var. Tuzu da şöyle ilave edelim. Ve kaynamasını bekleyelim. Suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Tenceremizi şöyle bir karıştırıp ocağımızın altını kısacağız. Tenceremizin kapağını kapatıp 1 saat kadar etlerimizi bu şekilde haşlayacağız. Etlerimiz haşlanırken biz de böyle bir tavaya 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip üzerine de 2 su bardağı arpa şehriyemizi dökelim. Ve arpa şehriyemizin rengi değişene kadar şöyle biraz kavuracağız. Şehriyenizin yanmaması için böyle karıştırarak kavurun. Zaten bu şekilde böyle pembeleşince yeterli olacak. Üzerine de şöyle bir tatlı kaşığı tereyağım vardı. En son bunu ilave ediyorum ve altını kapatıyorum. Etlerim tam 1 saat haşlandı. Şimdi onları böyle sudan çıkaracağım. Hepsini tek tek sudan çıkarıp kenara ayıracağım. Bu etin suyundan da şöyle 3 su bardağı kadar pilavımı pişirmek için kullanacağım. Böyle 30 santim kadar bir fırın tepsisine kavurduğum arpa şehriyeyi güzelce yaydım. Üzerine de şimdi inciklerimi şu şekilde dizeceğim. Tek tek bütün inciklerimi bu şekilde arpa şehriyenin üzerine yerleştirelim. Ayırdığımız 3 su bardağı bu haşlama suyu vardı, et suyu. Bunu da şimdi şöyle her tarafına gelecek şekilde üzerine dökeceğiz. Fırını ben 200 dereceye ısıttım. Şimdi 200 derece fırına tepsimizi gönderelim. Tavam tam yarım saat fırında pişti. Etlerim güzel kızardı. Pilavım da gördüğünüz gibi şöyle tane tane oldu. Şimdi bir tane etimi de göstermek istiyorum nasıl piştiğini. Bakın şöyle neredeyse kendi kendine ayrılıyor. Gayet güzel pişmiş. Evet, denerseniz seveceğiniz bir yemek olacak. Şimdiden afiyet olsun diyorum sizlere. Tekrar görüşmek dileğiyle.